Herkese merhabalar arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Herhangi bir sıkıntınız, derdiniz yoktur inşallah. Evet, topluluk sekmesinden paylaştığımız 13 soruluk parabol karma testinin şimdi çözümlerini yapacağım arkadaşlarım. İnşallah çözdünüz diyelim. Çünkü bir tekrar niteliğinde bir testti bu. Hem de normalden biraz üst seviye sorulardı bunlar bizim için. Haydi bakalım, başlayalım. Parabolümüz verilmiş, tepe noktamız verilmiş. Y eksenini kestiği nokta verilmiş. Buna göre A artı B artı C kaçtır deniyor. Şimdi bizim elimizde parabolün tepe noktası varsa biz hemen parabolün denklemini yazmamız gerekiyor. Nasıl yazacağız bunu? Tepe noktası bilinen parabolün denkleminden. Yani Y eşittir. A çarpı X eksi 2'nin karesi artı 1'den bunu yazmamız gerekiyor. Tamam. Y eksenini kestiği nokta 0'a 9 olduğuna göre diyor. O zaman ben istiyorum yere 0 yazarsam bunun 9 çıkmasını istiyorum. Tamam. 0 yazıyorum arkadaşlarım. Şurası F 0 diyelim buna. 0 yazdığım zaman A çarpı eksi 2 yaptı. Burası karesi 4 yaptı. A artı 1 eşittir. Bunun da 9 olmasını istiyorum. Buradan 4 A'yı biz 8 bulduk. A'yı da 2 bulduk. Güzel. Yani bizim parabolümüz 2 parantezinde X eksi 2'nin karesi artı 1. Şimdi bunu açıp dağıtmam lazım çünkü ax kare artı bx artı c tarzında vermiş. O zaman iki parantezinle şunu dağıtıyorum. X kare eksi 4x artı 4 artı 1. Dağıttığım zaman 2x kare eksi 8x artı 8. Bir de yanında 1 var, artı 1 diyorum. Buradan 2x kare eksi 8x artı 9. Buradaki a değerimiz arkadaşlarım 2. B değerimiz eksi 8, C değerimiz de 9. Bunları topladığım zaman 9, 2 daha 11, eksi 8 daha 3 yaptı. Şimdi bunu böyle çözdük. Tamam biraz ezber gibi duruyor. Yani bizim en azından şuradaki denklemi bir bilmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlarım bunu bilmeden nasıl yapabiliriz? Tamam hiçbir şey bilmiyoruz bu konu hakkında. Ya da sadece noktayı yerine yazmayı biliyoruz. Bir de size alternatif bir yol daha göstermeye çalışayım. Tabii ki bu alternatif yol bundan biraz daha zahmetli. Şöyle şurayı bir toparlayalım. E tabi bir şey bilmemenin sonucunda da bu zahmete katlamamız lazım. Şimdi tepe noktası bunun üzerinde mi? Üzerinde. Ya da ilk önce 0 yazıp 9 çıkacak mı? Çıkacak. O zaman bizim şurada bir C noktamız zaten 9 arkadaşlar. Bir de 2 ile 1 bunun üzerinde mi? Üzerinde. O zaman 2 yazalım biz buraya. 4A artı 2B artı 9'un 1 olmasını istiyoruz. Buradan da 4A artı 2B eşittir. Karşıya attım. Eksi 8. 2'ye bölsem 2A artı B eşittir. Eksi 4. Şimdi A ve B arasında biz bir tane bir ilişki bulduk. Tamam beklesin bu ilişki. Şimdi A ve B arasında biz bir tane daha bir ilişki bulsak bununla beraber onu çözmeye çalışırız. Şimdi burada arkadaşlarım tepe noktasının birinci bileşeni yani R dediğim sayı benim için 2 değil mi? Yani bu R. Eksi b bölü 2a. Bunun 2 olduğu anlamına geliyor. Demek ki buradan eksi b eşittir 4a yazabilirim. O zaman ben burada eksi b gördüğüm yere 4a ya da b gördüğüm yere eksi 4a yazabilirim. Yazalım. b gördüğüm yere eksi 4a yazıyorum. 2a eksi 4a eşittir eksi 4. Buradan eksi 2a eşittir eksi 4. a'yı ne buldum? 2 buldum. Güzel. a'yı 2 buldum. Yerine yazdığım zaman b'yi yine eksi 8 bulacağım. C'yi zaten en baştan 9 bulmuştum. Buradan da yine 3 değerine ulaşabilirim. Tamam mı? Sadece tepe noktasının bileşenlerinden ve noktayı yerine yazmaktan bu soruyu yine çözebiliriz. Hadi bakalım geçelim diğer sorumuza. İkinci sorumuzda y eşittir fx x kare eksi 6x artı k parabolü e, bu noktalarından geçtiğine göre a kaçtır diyor. Arkadaşlarım 7 yerine yazıp k'yi bulup Sonra a'yı yerine yazıp 56'ya eşitleyip a'yı bulabiliriz. Ama biz bunu değil de biz şunu düşünüyoruz. Bizim buradaki f değerimiz ile f7 değerimiz birbirine eşitmiş değil mi? Ve bunlar da kimmiş? 56'ymiş. Şimdi biz şunu düşünüyoruz. Bizim simetri eksenimiz kaç? 3 değil mi? Şimdi simetri eksenimiz şöyle yaptığım zaman şurada x eşittir 3 var. Ve bizim 7 değerimiz nerede arkadaşlarım? 3'ün biraz sağ tarafında. Yani 7 değerimiz de şuralarda bir yerlerde. Şimdi bizim FA değerimizin de 7'ye eşit olması için e tabii ki şuralarda değil de şöyle kırmızıyla göstereyim. Şuralarda değil de şurada bir yerde olması lazım değil mi? Ve bunlar eşit olacakmış. Yani e, A attığında da 7 attığında da aynı çıkacakmış. E, simetri eksenimiz x eşittir 3 ise e, bu parçayla bu parça birbirine eşit olacaklı. Simetri ekseninin yaptığı iş oydu. E 3 ile 7 arasındaki mesafe kaç arkadaşlarım? 4. O zaman buradaki de 4 olacak. E 3'ten biz 4 birim sola gitmişiz. Demek ki buradaki A değerine eksi 1 demem gerekiyor. Ya da bu değerler eşitse bunların toplamının yarısı. Biliyorduk ki biz simetri eksenini veriyor. Yani R'yi veriyor. A artı 7 bölü 2 eşittir. Buradaki R değerim eksi B bölü 2 A'dan 3. Bunu da biliyorduk. O zaman A artı 7 eşittir. 6'dan a eşittir eksi 1'i yine bulabiliriz. Buradaki formülden yani şurada yaptığımız formülden buradaki de tamamen mantığımızı kullandık. Tamam mı? Hadi bakalım geçelim diğer sorumuza. Şimdi bu sorumuzda eksi 2 ile 5 aralığından yani fonksiyon eksi 2 ile 5 kapalı aralığında tanımlanmış. fx fonksiyonu verilmiş. Görüntü kümesi. Şimdi arkadaşlarım görüntü kümesinin anlamı ne? Yani ben kimleri görebileceğim diyor. Bana onu söyle diyor. Tamam. O zaman biz burada ne yapıyorduk? İlk önce fonksiyonun simetri eksenine bakıyorduk. Buradaki fonksiyonun simetri ekseni. Yani R eşittir. Eksi B bölü 2A. Eksi B'si eksi 4. A'sı 1 olduğu için şurası 2 oldu. 2. Şimdi Bu iki değeri bu aralıkta var mı yok mu onu kontrol ediyoruz. Yani iki sayısı. Eksi 2 ile 5 aralığında var mı? Evet var. Şimdi niye onu kontrol ediyoruz? Çünkü şundan dolayı. Bizim parabolümüz şöyle olsun. Simetri eksenimiz x eşittir 2. Eksi 2 şurada diyelim. Tamam mı? 5 de burada diyelim. Demek ki eksi 2 ile 5 arasında bu en küçük değerini aslında şuradaki 2 değerinde alacakmış. O yüzden de buradaki f2 değerine bakıyorum. Hesaplamam lazım. f2'yi hesaplıyorum. 2 yazdım. 4 eksi 8 artı 6. Kaç oldu arkadaşlarım? Bu 2 oldu. Sonra şu sınır değerleri hesaplıyorum. Her zaman grafik çizmenize gerek yok diye sınırları hesaplıyorum. F-2 hesaplıyorum. Burası 4 oldu. Burası 8 oldu. Burası da 6 oldu. Toparladım arkadaşlarım. 18 oldu. Sonra en sonda f 5 hesaplıyorum. 5 yazdım şuraya. 25 5 4. 20 artı 6. Burası ne yaptı? 5. 6 daha 11 bak f-2 daha yüksekmiş. Mesela ben burada e, gelişi güzel çizdiğim için daha aşağıda çizdim. Yani f-2'nin görüntüsü daha fazlaymış. Şimdi biz gelelim görüntü kümesini bulmaya. Görüntü kümesi arkadaşlarım tanım kümesi bu aralıkta verildiği için şuradaki sayılardan en küçüğü ile en büyüğü arasındadır. Yani bu fonksiyonun görüntü kümesine GK yazarsak eğer biz en küçük sayı 2 en büyük sayı 18 olduğu için bu fonksiyon 2 ile 18 aralığında bütün sayıları alır. Ve diyor ki bize görüntü kümesinde bulunan tam sayıların toplamı. Yani burada 2, 3, 4, nokta nokta 18'in toplamını soruyor. Burada arkadaşlarım Gauss işin içine giriyor. Gauss'un nerede karşısına çıkacağını kesinlikle tahmin edemezsiniz. Bir bakmışsınız TYT'de çözüyorsunuz. Bir bakmışsınız AYT sorusu çözüyorsunuz. Gauss her zaman karşınıza çıkabilir. Pekala Gauss ne? Kaos şu arkadaşlarım. Burada eğer 1 olsaydı 1 artı 2 artı 3 artı nokta, nokta, nokta 18'e kadar olan sayıların toplamı 18 çarpı 19 bölü 2 olacaktı. Ama burada 1 yok. E, o yüzden de 1 ekliyorsam 1 de sonundan çıkarmam lazım. Yani şurası eksi 1 olmalı. Yani bu sayıların toplamı bu şekilde bulunabilir. E, burası ne yaptı? 9 çarpı 19 eksi 1 9 çarpı 19 20 olsaydı 180 olacaktı. 9 düştüm 171 oldu. Eksi 1'de düştüm. Artık bize 170 sayısını verdi. Tamam. Yani biz görüntü kümesini bulduk ama bize tam sayıların toplamını sorduğu için de Gauss'u kullanmış olduk. Haydi bakalım geçelim diğer sorumuza. Şimdi diğer sorumuz bir grafik sorumuz arkadaşlarım ve kat sayılar arasında ilişkiler veriyor. Bakalım. A x artı b artı c parabolünün tepe noktası t. Tamam. Buna göre hangisi kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlarım. Şimdi ilk önce biz burada büyüklü küçüklü bir şeyler var buralarda. Biz ne yapacağız? İşaret incelemesi yapalım. Bir kez A'ya biz bir bakalım. A kollar aşağı olduğu için negatif. Sonra C'ye bakalım. C Y eksenini kestiği nokta olduğu için şuradaki AX kare artı BX artı C parabolünde sıfırın alt tarafında olduğu için bu da negatif. Tamam. K'ye bakalım arkadaşlarım. K Tepe noktası şurada olduğu için gerçi k hakkında bir şey dememiş ama olsun önemli değil. Tepe noktası x ekseni üzerinde olduğu için k'si 0. R'sine bakalım. R'si de simetri ekseni yani 0'ın sağ tarafında olduğu için R'si de pozitif. B'sini kontrol etmek için de R'den faydalanacağız. Çünkü niye? Eksi B bölü 2A pozitif olduğu için. A'sı eksi. Değil mi? Şurada A'yı eksi bulmuştuk. A'sı eksi olduğu için B'yi buradan bakabilirim. Eksi bölü eksi artı arkadaşlarım. de artı olmalıymış ki bütün hepsi pozitif olsun. Yani buradan B'yi de pozitif diyorum. Tamam. En son delta'ya bakabiliriz. Delta da zaten teğet olduğu için eşittir de sıfır diyebiliriz. Şimdi A seçeneği ne demiş? A büyük sıfır demiş. Bakalım. Şey A büyük B demiş. E A negatif arkadaşlarım. B de pozitif bulundu. Bu yanlış. Kesinlikle yanlış. Ve A ve B çarpımından küçüktür demiş. Bakalım. Şimdi A eksi B artı olduğu için negatif. Çarpımlar negatif. R de pozitif olduğu için arkadaşlarım pozitif bir sayı negatif bir sayıdan küçük olamayacak. Gitti. A ile C çarpımından büyüktür demiş R. A ile C'yi çarparsam ben artı yapar. Değil mi? Ama sır bu bilgiye göre artı büyüktür artı diyemem. Sayısal işlemler işin içine girince bu kesinlikle doğrudur diyemem. Gitti. A ile C eşit ise B bölü A 2'dir demiş. Şimdi B'nin, A'nın ve C'nin iç içe olduğu yer delta arkadaşlarım. Yani B kare eksi 4AC burada 0 tamam mı? O zaman B kare eksi 4AC'de A gördüğüm yere C yazarsam ya da C gördüğüm yere A yazarsam ne olacak? B kare eksi 4A çarpı A yazıyorum eşittir 0. Burada şurası B kare eksi 4 A kare yaptı. Ve 0. 2 kare farkından ayırırsam arkadaşlarım. B artı 2 A çarpı B eksi 2 A eşittir 0 oldu. Değil mi? Şimdi yorumumuz bu. Şimdi buradan sonra ya burası 0 olabilir arkadaşlarım. Yani ya B eşittir eksi 2 A olur. Ya da B eşittir 2 A olur. Değil mi? Ama biz biliyoruz ki burada A negatif. B de pozitif olduğu için bunların oranları yani buradan B bölü A'ya geçersem eksi 2 olmak zorunda, buradan B bölü A'ya geçersem 2 olmak zorunda. Yani B bölü A 2 değil arkadaşlarım. Bu olamaz, bu gitti. Aynı mantık burada A yerine C yazmış ya. B bölü A A C ise ben buraya B bölü C'yi Burada b bölü a eksi 2 buldum ya. b bölü c'ye de eksi 2 diyebilirim. Çünkü niye? a eşittir c ise demiş. Yani ben buraya c yazdığım zaman b bölü c eksi 2 kesinlikle ve kesinlikle doğru olmalı. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Bak teker teker yorumluyoruz arkadaşlarım. Hiç ezber yapmıyoruz. Sadece bilgilerimizi kullanıyoruz ve yorumluyoruz ve sakin sakin gidiyoruz. Öyle bir yere yetişmiyoruz. Tamam mıdır? Haydi bakalım. Geçelim. 6. sorumuza. Parabol üzerinde koordinatları toplamı en çok olan noktanın koordinatları çarpımı kaçtır? Yani kısacası diyor ki sen bunun üzerinde hangi koordinatı alırsan o koordinatların toplamı en fazla yapar. Arkadaşlar biz bu parabolün üzerine şöyle bir parabol alalım biz kendimize. Hangi noktanın koordinatlarını alırsam acaba A ve B gibi bir nokta aldım ben burada. Hangilerini alırsam buradaki toplam en çok yapar bunu teker teker bulamazsınız. Yani bir ikna olmamız lazım. Acaba hakikaten hangi A değeri için bu koordinatları topladığım zaman en büyük yapar? Bak burada A, A zaten değil mi? Yani A artı biz B'yi bulmak istiyoruz. B de arkadaşlarım buradaki A'yı buradaki fonksiyon yerine yerine yazdığımız zaman çıkan sayı değil mi? O zaman eksi A kare B gördüğüm yere eksi A kare artı 7A artı 3 yazmam lazım. Yani ben aslında bunun en büyük değerini istiyorum. Toparlayalım. Eksi a kare. A ile 7 a'yı topladım. Artı 8 a yaptı. Artı 3. Şimdi ben bunun en büyük değerini bulmak için burada bu parabolün artık bak bu da bir parabol. Daha doğrusu grafiği bir parabol. Bu ifadenin en büyük değerini hangi a sayısında alıyor ona bakmam lazım. E bunun için de bunun reisine bakmam lazım arkadaşlarım. Bunun reisi. Eksi B bölü 2 A'dan B'si 8 bölü eksi 2. A'sı eksi 1 olduğu için 4. Yani aslında A yerine 4 yazarsam bu en çok olacakmış. Tamam. E hangi A'da diye sormuştuk. Demek ki 4'teymiş. Pekala. 4 yazarsam B'yi bulmam lazım. Burada 4 yazıyorum fonksiyona. 4 yazdım. Eksi 16 artı 28 artı 3. Şurası kaç yaptı? 12. 3 daha. 15 yaptı. Demek ki arkadaşlarım 4'e 15 noktasının koordinatlarını topladığım zaman en büyük oluyormuş. Ve bana bu noktayı soruyor. E bunun çarpımını soruyor arkadaşlarım. E 4 kere 15 tabii ki de 60 olmalı. Tamam mı? Bak tane tane açık açık anlatmaya çalışıyorum. Hiçbir şekilde bu buradan geliyor. İşte bunun formülü şu gibi bir şey demiyorum. Tamam mı? Hadi bakalım geçelim diğer sorumuza. Diğer sorumuzda bir grafik sorusu. Şekilde grafiği verilen fx parabolün tepe noktası 4'e 9 olduğuna ve eksenleri kestiği noktalar. Bak eksenleri kestiği noktalar. X eksenini kestiği nokta demiyor arkadaşlarım. Eksenleri kestiği noktalar diyor. Şimdi birinci sorudaki gibi biz şuradaki y eşittir fx'in bir kuralını bir yazmaya çalışalım. Nasıl yazıyorduk? a çarpı x eksi 4'ün karesi artı 9 değil mi? Şimdi bize burada şuradaki a'yı buldurmak için bir bilgi vermiş eksenleri kestiği noktalar demiş. Şimdi arkadaşlarım buradaki eksen x1 e 0 olsun. Buradaki nokta eksen diyorum. Buradaki nokta x 2'ye 0 olsun. Şuradaki de 0'a c olsun. Tamam mı? Şimdi koordinatları toplamı diyor. E 0 etkisiz. Demek ki bize aslında verdiği x1 artı x2 artı c artı bir de 0'lar ama etkisi olduğunu söyledik. Bunun toplamı 1 diyor arkadaşlarım. Şimdi bak biz x1 artı x2'yi biliyoruz aslında. Bunun simetri ekseni 4 mü? Evet 4. Simetri ekseni neydi? Kökler toplamının yarısıydı. Yani buradaki noktam benim için 8 zaten. Çünkü yarısı 4 ise kendisi 8'dir. Demek ki C yerine ne kaldı arkadaşlarım? Eksi 7. Aslında şuradaki noktayı bize daha öncelerden direkt veriyordu. Şimdi artık direkt vermiyor. Ne diyor? Ben sana birkaç bir şey söyledim. Bir cümle söyledim. Buradan sen kendin bul. Yani burada x gördüğüm yere yani 0 yazarsam eksi 7 çıkacakmış. O zaman yazıyorum. Eksi 7 eşittir 0 yazdım. 16a artı 9. Attım buraya. Eksi 16 eşittir 16a. O zaman a eşittir. Eksi 1'miş arkadaşlar. Güzel. Yani fonksiyonda a'yı bulmaya niyetlendim. Ve a'yı da bulmuş oldum. O zaman a eksi 1'miş. O zaman eksi 1 yazalım. Ve diyor ki bana f2 kaçtır? F2'yi bulmak artık çok kolay. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 eksi 4'ün karesi artı 9. Şurası eksi 2 yaptı arkadaşlarım. Karesi 4. Öndeki eksi ile beraber eksi 4 artı 9'dan artı 5'e ulaşmış oldum. Yani burada direkt ben sana vermiyorum diyor bu noktayı birkaç cümleyle sana bulduruyorum diyor. Tamam mı? Bak sadece ve sadece yorum yapıyorum arkadaşım. Hadi bakalım. Geçelim diğer sorumuza. Şimdi diğer sorumuzda e, 2x kare eksi 6x artı a parabolü ile bu doğrusunun bir tane ortak noktası olduğuna göre diyor. Şimdi arkadaşlarım bir tane ortak noktası varsa bu parabol ile bu doğru birbirine teğettir diyebiliriz. Değil mi? Bu bu teğetlik durumunu bir incelemem lazım benim. Şimdi nasıl bir teğetlik durumunda? Ortak çözüyorduk. Yani diyordu ki 2x kare eksi 6x artı a eşit olmalı 2x eksi b. Bundan sonra bu tarafa atıyorum. 2x kare eksi 8x artı A artı B. Eşittir sıfır. Meydana gelen bu ikinci diren denklemin deltasının sıfıra eşit olması lazım. Çünkü niye? Ortak bir tane bir noktaları var. Yani teğet anlamına geliyor. O zaman biz burada deltayı sıfıra eşitleyelim. B kare eksi 8'in karesi 64. Eksi 4 AC. 4 kere 2 8 tane A artı B. Bu sıfır olmalı arkadaşlarım. Buradan istersem her tarafı 8'e bölerim. 8 eksi A artı B. 0 ise buradan a artı b 8 olmalı. Tamam. Şimdi diyor ki bana a çarpı b değeri en çok olduğunda yani acaba hangi a b değeri için bu çarpım en çok olacak. O zaman biz ne yapıyoruz? A çarpı B sen ne zaman en büyük olursun diyoruz. Burada ne yapacağız? B gördüğümüz üzere istersek 8 eksi A yazabiliriz. Yazalım. A parantezinde 8 eksi A. Dağıttığım zaman 8 A eksi A kare. Bu ne zaman en çok olur? Bak hep parabolde en büyük değere gidiyoruz. E ne zaman en çok olur arkadaşlarım? R'sinde. Yani bunun R'si eksi B bölü 2A'dan 4 değil mi? Yani ben aslında A gördüğüm yere 4 yazarsam en çok olacakmış. Ki zaten bunların da çarpmanın en çok olması için aynı olması lazım ikisinde. Olabildiğince birbirine yakın olması lazım. Yani A yerine 4 yazdığım zaman en çok olacakmış. Tamam mı? O zaman güncelleyelim. 2x kare eksi 6x artı 4. E, F3'ü soruyor bize. E, F3 artık en kolay işlerden bir tanesi. X gördüğüm yere 3 yazıyorum. 2 çarpı 9. Eksi 18 artı 4. Burası 18. 18 düştük. 0. 2 4 kaldı arkadaşlar. Tamam mı? Yani soru içerisinde soru var aslında. Normalde bize bu fonksiyonun en büyük değerini sorarlardı. E şimdi artık içerilerde bir yerlerde onu kullanıyoruz. Tamam mıdır? Haydi bakalım gelsin diğer, soru. diğer sorumuz. Diğer sorumuzda grafik. parabol dediğimiz zaman hemen grafiğe geçiş yapmamız gerekiyor. Yani yukarıda verilen, yukarıda değil tabi yanda verilen bu normal e, teste testte yukarıdaydı. Ondan burada düzenledim unutmuşum. Neyse önemli değil. fx parabolün tepe noktası eksi 3'e 4. Tamam. Ve dikdörtgenin b köşesi parabol üzerindedir. Buradaki olayı anlatıyor bize. Ve böyle kenarlar arasında iki tane oc eşittir 5 tane oa. Yani aslında sen diyor ki buraya 2 e, ne diyelim mesela? 2p diyelim hadi k ile karışmasın. E, ve şuraya da 5p e, mi diyelim? 5p diyelim buraya da. Böyle bir ilişki varsa Kaç birim kaydediyor? Yani arkadaşım kısacası bunun Neyini yazıyor? Denklemini yazıyor. Yazalım. şimdi Y eşittir A çarpı Yine tepe noktasını bildiğim için eksi 3'e 4 ise x eksi eksi 3'ten x artı 3'ün karesi artı k diyebilirim. Buradan A'yı buldurmak için şuradaki sıfıra 13 noktasını bize vermiş. O zaman x görüntüleri 0 yazarsam ben. Burası 9a artı 4 eşittir 13 olmalı. Buradan arkadaşlarım 9a eşittir 9. O zaman a eşittir 1. Yani bizim fonksiyonumuz aslında y eşittir. x artı 3'ün karesi artı 4 tarzında bir fonksiyon. Tamam. Buraya kadar güzel. Şimdi. Bizim buradaki noktamızın adı ne? Bu noktayı fonksiyon üzerine yerine yazacağım ya. O yüzden denklemini buldum. Arkadaşlarım 2P birim sola gitmişim. En dikkat etmemiz gereken yer burası. Burası eksi 2P olmalı. Çünkü sola gidiyorum ya eksi 2P yazmam lazım. Ve 5P de yukarıya gitmişim. Ve 5P yazmam lazım. O zaman nokta denklemi sağlayacağı için x gördüğüm yere eksi 2P yazıyorum. Eksi 2P artı 3'ün karesi artı 4 ve çıkan sayı da 5p olduğu için 5p eşitliyorum. Buradan kare alalım. Şuradan birincinin karesi eksi 2p'nin karesi 4p kare. Birinci ikincinin çarpımının ilk katı eksi 12p. Artı ikincinin karesi de artı 9. Bir de yanında bir tane bir 4 var. Eşittir 5p yaptı. Tamam. Buradan p'yi bir şekilde kazası belasız bulmalıyız. 5p'yi bu tarafa atalım. 4p kare eksi 17p. Artı 13 eşittir 0. İlla ki çarpanlarına ayrılacaktır arkadaşım. 4P'ye P diyelim buraya. Şuraya da 13'e 1 diyelim. Eksi eksi desek çünkü şurada eksiye ulaşacağız ya. Şöyle yazsam. Eksi 52 çok geldi. Şöyle çapraz çarpsam arkadaşlarım. Eksi 4P eksi 13P şöyle yapalım. Eksi 4P eksi 13P eksi 17P yaptı mı? Yaptı. Tamam. O zaman böyle yazmam lazım. Yani çarpanlarına ayrılmış şekli aslında 4P eksi e, kaç? 4P eksi 13 çarpı P eksi 1 eşittir 0. Buradan biz P değerlerimizi ya 13 bölü 4 ya da 1 buluyoruz arkadaşlar. Şimdi 13 bölü 4 yaklaşık 3'ten büyük bir sayı. E zaten tepe noktasına kadar 3'tü. Demiş şöyle yukarıya doğru çıkalım. Tepe noktasına kadar 3'tü. 3'ten büyük olamaz. Demek ki P sayımız 1'miş. Demek ki buradaki sayım arkadaşlar 2 kere 1'den 2, buradaki sayım 5 kere 1'den 5. E alanını istiyor. O zaman 2 kere 5'ten 10 olmak zorunda. Tamam. Sadece denklem yazdık. Noktayı düzgün bir şekilde belirledik ve sonra artık işimizi yaptık. Hadi bakalım. Gelsin diğer sorumuz. Bu da doğru ile parabolün kesiştiği bir soru. Ve analitik geometri sorusu arkadaşlarım. Direkt Şimdi bakalım ne diyor. Yukarıdaki değil yandaki olacak. Neyse. Önemli değil. Yanda e, böyle bir parabol verilmiş ve D doğrusu verilmiş. Verilsin. Güzel. D doğrusunun x ekseniyle negatif yönde yaptığı açının tanjant değeri 3'tür diyor. Bak. x ekseniyle negatif yönde yaptığı. Şimdi negatif yön, yön saat yönünün aynısı. Yani şurası diyor arkadaşlarım. E, burası 3'müş. Ama bizim eğim bulmak istiyoruz. Bunu tanjant falan lafı geçtiyse direkt eğime geçeceğiz. Demek ki aslında pozitif yönde yapsaydı burası geniş açı olduğu için eksi 3 olacaktı. Yani aslında bu doğrunun eğimi eksi 3. Bu bizim bir cebimizde. Bir dursun. Doğrunun denklemi y eşittir ax eksi 2b olup grafiği a ve b noktalarında kesiştiğine göre e kesim noktalar arasındaki mesafe kaç bilinir? Yani bana şu ikisi arasındaki mesafeyi soruyor. Şimdi arkadaşlarım ilk önce şuradaki eksi 2b ve şuradaki b'lere bakalım. Bak bunlar aynı. Şimdi ben fonksiyonda x yerine 0 yazsam buradaki sayı çıkacak. Doğruda da buradaki sayı çıkacak. Yani aslında şuradaki 0'a kaç noktası fonksiyonda yazsam b-6 daha doğrusu parabolde yazsam b-6 doğruda yazsam 0'a 2b. E noktalar aynı mı? E, aynı. ve o zaman bu, bizim buradaki b-6 ile eksi 2b birbirinin tıpatıp aynısı. Bunu bu tarafa attım. Şu 6'ya benziyor. Heh. Bunu bu tarafa attım arkadaşlarım. 3b oldu. Eksi 6 6'ya attım. 6 oldu. Demek ki buradan B sayım benim için 2'ymiş. İlk yaptığım iş bu. O zaman hemen güncelleme getiriyorum. X kare artı 3X. Buldum ya bunu. Buraya eksi 4 yazmam lazım. Sonra burası da Y eşittir. AX eksi 4 yazmam lazım. Şimdi A'yı bulmak lazım. A zaten çok basit. Eğimi ya. Eğimi eksi 3 ya. Direkt zaten X'in katsayısı eğim olduğu için A'sı buradan eksi 3 oldu. Eksi 3X eksi 4. E olay bitti. Burada bir tane bir eğri var, burada bir tane bir doğru var. Bunlar A ve B gibi iki noktada kesişmişlerse, buradaki kesim noktalarını bulmak benim boynumun borcu. O zaman x kare artı 3x eksi 4 eşittir diyorum. Eksi 3x eksi 4. E bunlar gitti zaten. Attım bunu buraya. X kare artı 3x artı 3x eşittir 0 yaptı. Buradan da x kare artı 6x eşittir 0. Bunu da x parantezine alırsam x artı 6 eşittir 0. x eşittir 0 olması zaten burada kesiştiklerini gösteriyor. x eşittir eksi 6 olması da tam buradaki sayının eksi 6 olduğunu gösteriyor. Yani absisin eksi 6 olduğunu gösteriyor. Pekala ordinatı bulmak için ister doğruda ister parabolde yerine yazın. Doğruda yazalım daha kolay olur. E, kaç yazacağım? x eksi 6 yazacağım. O zaman y eşittir. 18 eksi 4'ten de burası 14 olacak. Yani buradaki sayı da 14'müş. Bakmayın çok mesafeye. O çok önemli değil. Şimdi o zaman noktanın adı eksi 6'ya 14. Buradaki noktanın adı arkadaşlarım 0'a eksi 4 değil mi? 0'a eksi 4. E bize diyor ki bu ikisi arasındaki mesafeyi bul. İster burada ne yapabilirsiniz? Nerede bulalım? Şurada. Şöyle bir temizleyelim arkadaşlarım. İster burada Pisagor yapabilirsiniz. İster iki nokta arasındaki mesafe yapabilirsiniz. Bak Pisagor yapalım biz. Burada Y'ler arasındaki fark nedir? 14'ten eksi 4'e 18. X'ler arasındaki fark eksi 6'dan 0'a 6. Şimdi direkt bunların karelerini almayın arkadaşlarım. Çünkü niye? Bak burası A ise burası 3 katı 3A. Harflerle yapın işlemi. Şimdi A'nın karesi A kare. 3A'nın karesi 9A kare. Toplam ne oldu? 10A kare. Yani burası aslında a karekök 10 geldi. E en baştan biz aya 6 demiştik, demek ki burası da 6 karekök 10. Yani 18'in karesini alıp 6'nın karesini alıp bunlarla uğraşmayın. İki nokta arasındaki şu b ve a noktaları arasındaki mesafe arkadaşlarım 6 kök 11'den başka bir şey değilmiş. Tamam mı? Anlaştık mı? Bak sadece dikkat ediyorum arkadaşlarım başka herhangi bir şey yaptım yok. Evet. Geldik buna. Değişik bir soru yani bu normale göre biraz değişik bir soru. Yani ezber falan yapmadan bu işi çok kolay bir şekilde halledebiliriz. Gerçek sayılar kümesi üzerine tanımlı f fonksiyonunun en büyük değeri 5 olduğuna göre tamam. g fonksiyonunun en küçük değeri kaçtır diyor arkadaşlarım. Şimdi biz kendimize bir en büyük değeri 5 olan bir fonksiyon tanımlayalım. Mesela fx eşittir. Tepe noktası şeklinde yazacaksak en büyükleri olduğu için şöyle yapması lazım değil mi? O zaman eksi x eksi r'nin karesi artı k yazacaktım. Ama burada 5 dediği için buraya 5 yazmam lazım. Fonksiyonu böyle bir ayarladım. Tamam. Şimdi bu ne demek? Fonksiyonu eksi 3 ile çarp demek. Çarpalım arkadaşlarım fonksiyonu eksi 3 ile. Eksi 3 ile çarpıyorum. Eksi 3 fx çarptığım zaman 3 tane X eksi r'nin karesi artı çarptım burayı da 3le 15 yaptım. Sonra diyor ki fonksiyona ne yap diyor 3 e, eksi 3 eksi x yaz diyor. Değil mi bak? Fonksiyonda, ya yani burayı bir şekilde eksi 3 eksi x yaz. Şimdi yapalım arkadaşlarım da yani buradaki değişkenlik benim her şurası artı 15'te eksi 3'le çarptık eksi 15 oldu. Şurayı yanlış yapmayalım. Bu içerideki değişkenlik benim fonksiyonun değerini etkilemeyecek. Çünkü burası bir şekilde sıfırlanacak. İçeriye kim sıfırlarsa sıfırlasın benim için önemli değil. Bana en küçük değerini soruyor. Yani burayı da hallettik diyelim ya da halledelim. X gördüğüm yere ne yazarsam -3 -x yapar. Yani aslında biz x r'yi ne zaman şöyle x k diyelim buraya -3 -x yapabilirmişiz. Ona bakalım. X gördüğüm yere eksi 3 eksi X artı R yazarsam. Çok önemli mi? Hiç önemli değil. Çünkü ben sonucu ile E tamam bunu da yaptık. E, GX e, 3 tane. E, kaç yazdım buraya? F eksi 3 eksi -x, X yaptım. Ve şurası da eksi 15 oldu. Ama diyor ki bana bir de. Buraya bir de 4 ekle diyor. Bak buraya bir de 4 ekleyeceğim arkadaşlarım. Şuradan yazsam daha iyi olur. Buraya 4 ekledim. Buraya da 4 ekledim. Şurası kaç yaptı? Eksi 11. Şimdi ben burada x gördüğüm yere hangi sayı yazarsam yazayım. Burası en küçük olacak sayı. Sıfıra eşitlemem lazım içerisini. Yazdım burası 0 oldu. 3 ile çarptım yine 0 oldu. Geri kalan sayı benim için artık en küçük değer olan eksi 11'dir. Yani şuradaki hani şöyle bir fonksiyon vardı ya fx eşittir. x eksi 2'nin karesi artı 5. Burasının en küçükleri nedir? 5'tir değil mi? X'e 2 yazdığımız zaman 5 oluyor. Değerini soruyor. E ben burada X'e kaç yazayım? Hiç önemli değil ki benim için. Bana onu sormuyor. Bana kaç çıkaracaksın? Sana onu soruyorum diyor. Tamam mı? Anlaştık mı? Bak biraz değişik bir soru. Hadi bakalım. Gelelim biraz daha yorum sorusu yapmaya. M ve N sıfırdan farklı. Birer gerçek sayı olmak üzere. Gerçek sayılar kümesi üzerinde. Bir F fonksiyonu böyle tanımlanıyor. Buna göre... F fonksiyonun grafiği ile ilgili hangisi kesinlikle doğrudur? X eksenini kesmez demişiz. Keser demişiz. İki farklı nokta keser demişiz. Y eksenini kesmez demişiz. Bir şeyler demişiz arkadaşlarım. Şimdi zaten bizim X eksenini keser kesmez durumuyla ilgilenen kim? Delta. O zaman biz bunun deltasını bir inceleyelim. Deltası bakalım neymiş? B kare eksi 4 ac'den. B'si ne olduğu için ne kare? Eksi 4 ac olduğu için artı 4 M kare. Tamamdır? Tamam mıdır? Tamam. Şimdi x eksenini bir noktada keser. Yani aslında teğettir demek istiyor arkadaşlarım. teğet olması için ne olması lazım? Bunun sıfır olması lazım. bu niye her zaman sıfır olsun ki? Yani ben n ve m gördüğüm yere farklı değerler yazdığım zaman bunu sıfırdan farklı yapabilirim değil mi? Yani bir yazayım bak ikisine de. 1 artı 4'ten 5 oldu. E 5 olursa bu dediği şey sağlanmayacak. Yani kesinlikle doğru değildir bu. Doğru olduğu yerler vardır ama kesinlikle doğru değildir x eksenini kesmez. Bu da e, x eksenini kesmez de kesinlikle doğru değil arkadaşlar. Çünkü burası hiçbir zaman negatif yapmaz. Kesmez dediği durum delta küçüktür sıfır olacak ya. E, bir şeyin karesi artı bir şeyin karesi hiçbir zaman negatif olmaz. En küçük değeri sıfır olur. Bu da gitti. Bu kesinlikle zaten e, doğru olamaz. x eksenini iki farklı noktada keser. Bak A seçeneğiyle aslında ne yapıyoruz? E, aynı şeyi düşünüyoruz. İki farklı noktada keser diyor. Ben bunu sıfır yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Yani n yerine sıfır, m yerine sıfır yazdığım zaman delta'yı sıfır yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. E bunu demek x yerine teğet demek. Ama diyor ki iki farklı nokta keser diyor. Tamam kesebilir belki ama kesinlikle dediği için bu da yanlış. Y eksenini kesmez. Arkadaşlarım y eksenini kestiği noktayı bulmak için x yerine sıfır yazıyoruz. Burada x eksenine 0 yazdığım zaman paraboller y eksenini her zaman keserler zaten. 0 olsa bile keserler. Tamam mı? Her zaman keserler. Bu da yanlış. x eksenini bak en az bir noktada keser bak, en az bir noktada keser demek ne demek arkadaşlarım? Ya şöyle ya da şöyle değil mi? Yani ya bir noktada ya da iki noktada. E burası ne? Burası delta eşittir 0. Uygun şartlarda delta eşittir 0 da yapabiliyorum. Burası ne? Delta büyüktür 0. Uygun şartlar altında delta'yı 0'dan büyükte yapabilirim. Evet bu kesinlikle ve kesinlikle doğrudur. Anlaştık mı? Sadece deltayla işi bitirdik. Haydi bakalım gelelim sondan bir önceki sorumuza. Bu da sağlam bir yorum sorusu arkadaşlarım. İçinde hem artanlık hem azalanlık olduğu bir soru. Şimdi tepe noktasının apsisi R olan y eşittir fx parabolünün grafiği x eksenini Apsisi x1 ve x2 noktalarına kesmektedir. Tamam. x1 küçük x2 olduğuna göre diyor. Bunlardan hangileri doğrudur? Bakalım. Şimdi ilk önce ben şunu çizebilirim değil mi? Mesela x1 x2. Hocam niye negatif tarafta aldım birini pozitif bilmiyorum. Yani x negatif tarafta da olabilir. X'i pozitif tarafta da olabilir. Onun hakkında herhangi bir bilgi yok. Ama mesela burası x1. Burası x2. Burası da r. Tamam böyle olabilir. Ama kollarının yukarı olduğunun da garantisi yok. Kolları aşağı da olabilir. Yani şöyle de olabilir. Hatta sıfırdan bile geçebilir ama benim için önemli değil. Benim için şu an grafikte x1 küçüktür x2 olması önemli. Yani şurası x1, şurası x2, şurası da r. Fark ettiyseniz bunların ikisini de pozitif kesiştirdim. Yani hiçbir önemi yok demek istiyorum. O zaman bakalım. x1 r aralığında fx artan ise en büyük değeri vardır x1 r aralığında arkadaşlarım artan ise diyor. Artan mı bu fonksiyon burada? Evet artan. En büyük değeri mi var? Evet en büyük değeri var. Çünkü niye? Kollar aşağı olacak şekilde ayarlanmış. Doğru. Rx2 aralığında fx artan ise en küçük değeri vardır ve r'dir diyor. Bakalım. Rx2 aralığında artan ise. Şimdi bak. Artan mı artan? Evet. En küçük değeri vardır mı? Evet vardır. En küçük değeri vardır. Ve R'dir diyor. R değildir arkadaşlarım. Buradaki çıkan sayı kimse yani K kimse o. Şöyle deseydi. En küçük değeri vardır ve en küçük değerini R'de alır deseydi doğruydu. Ama burada yanlış. En küçük değeri K'dir arkadaşlarım. Bu gitti. Tamam mı? Üçüncüye geldim. X1 R aralığında Fx'in ortalama hızı sıfırdır. X1 R aralığında arkadaşlarım burada da ya da burada da biz ortalama değişim nasıl buluyorduk? T çizerek buluyorduk değil mi? Yani buradan bir tane kesen yapıyorduk. Ve bu kesenin eğimini alıyorduk. E bu kesenin eğimi hiçbir zaman sıfır olmaz ki. O yüzden de fx'in ortalama değişim hızı sıfırdır. Yanlıştır. Dördüncüsü fonksiyonun en küçük değeri varsa yani grafik böyleyse fx'in ortalama değişim hızı x1, r aralığında pozitiftir diyor. fx'in ortalama değişim hızı burada Arkadaşlarım azalan fonksiyon değil mi? Azalan fonksiyonun ortalama değişim hızı. Ki zaten ben şu keseni çizdim. Bu kesenin eğimi benim için ortalama değişim hızı. Geniş açı yaptığı için bu kesenin eğimi negatiftir. Pozitif değildir. Bu da gitti. Kim oldu? Yalnız bir. Bak teker teker cümleleri yorumladık. Yargıları yorumladık. Ve artık halletmeye çalıştık. Evet geldik son sorumuza. Şimdi son sorumuz arkadaşlarım. Bir tane bize fonksiyon verilmiş ve bu fonksiyon birebir ve bir örten olduğuna göre m art ne toplamı en çok kaçtır demiş. Şimdi bir kez niye en çok demiş? Niye birebir ve bir örten demiş? Bunlar hakkında bir konuşmaya çalışalım. Şimdi kapatarsak biz bunun grafiğini çizersek. Şimdi bunun grafiği şöyle kolları aşağı olan bir grafik. Şimdi arkadaşlarım bu fonksiyon birebir olacaksa eğer biz yatay doğru testini uyguladığımız zaman bir yerde kesmeli. Tamam mı? Yani şimdi mesela buradan simetri eksenini aldığımız zaman bunun simetri ekseni kaçtır? Eksi b bölü 2a'dan eksi 8 bölü eksi 2'den 4'tür değil mi? Yani x eşittir 4'ü aldığım zaman parçası ya 4'ün bu tarafında olacak ya da bu tarafında olacak. Çünkü niye? Örneğin mesela ben şöyle bir parça alsam. Tamam mı? şimdi bunlar tanım kümeleri ayarlanmış ya. Şöyle bir parça alsam. E burada şuradaki değerle buradaki değer birbirine eşit olabilir. O yüzden de birebirliği bozacaktır. O zaman yorumum ne? Ya bu tarafında bir parça alacağım ya da bu tarafında bir parça alacağım. Şimdi simetri eksenimiz 4. Pekala. Eksi sonsuzdan m'ye kadar tanımlamış ve eksi sonsuzdan da n'ye kadar buradaki görüntü kümesini tanımlamış, tamam mı? Yani birebir ve bir örten olacaksa burası görüntü kümesi. Şimdi eksi sonsuzdan n'ye kadar gidecek, tamam mı? Görüntü kümesi arkadaşlar o zaman en büyük değer n mi olacak? Evet. Yani şuralarda bir yerlerde olacak. O zaman eksi sonsuzdan m'ye kadar girecekse tanım kümesi de aslında şurası alınmış değil mi? Yani bak bu parçayı almış ki ancak o zaman birebir ve bir örten olsun demiş. Pekala şunu düşünelim. Biz burada m yerine hangi sayıyı alabiliriz ki toplamları en çok olsun? E, tabii ki de 4'ü almalıyız değil mi? Çünkü niye? 4'ün biraz berisinde olan 3'ü alırsak toplam azalmaya başlar. O yüzden de en çok e, kuralına uymaz. O zaman biz burada tanım kümesini eksi sonsuza 4'e kadar almalıymışız. Görüntü kümesini de şuradaki ne? 4 aldıysak eğer tanım kümesinin şuradaki sınırı e 4 kimse artık 4'ün görüntüsü kimse buradaki n sayısı da o olmalı. Yani buradaki aslında m sayısını 4 ve n sayısını da f4 seçmeliyiz ki toplam en çok olsun. E m4 zaten f4 de bulalım. Eksi 16 artı 4 yazarsam 32 eksi 11. Şurası arkadaşlarım 16 eksi 11 kaç yaptı? 5 yaptı. 5 buradan 4 de buradan toplamları maksimum 9 oluyormuş. Anlaştık mı? Evet. Birbirinden değişik sorular arkadaşlarım. 13 tane sizler için çözmeye çalıştım. Umarım bir faydasını görürsünüz diyorum. Çünkü çalıştıkça bu işler oluyor. Emek verdikçe oluyor. Umarım gerekli emeği gösteriyorsunuzdur. Kendinize bir dahaki videoya kadar iyi bakmanız dileğiyle hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlarım videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Kanalımızdan arkadaşlarınıza da bahsederek bize destek olabilirsiniz. Görüş ve önerileriniz için Instagram, Facebook ve mail adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.